İlk olarak Emirhan Topçu'dan yarınki maçla ilgili duygu ve düşüncelerini alacağız. Sonrasında sorularınızı cevaplayacak. Sonrasında da hocamızla devam edeceğiz. Emirhan, yarınki maçla ilgili neler söylersin? İlk olarak seninle başlayalım. Öncelikle merhaba. İndiğimizde çok kötü bir haber aldık. Bununla başlamak istiyorum. Ülkemizde bir saldırı olmuş. Bunu biz uçaktayken gerçekleşmiş sanırım. Şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Yani inşallah bu olaylar en kısa zamanda yani başlamadan biter. Maça gelirsek Avrupa Ligi'ne pek de güzel başlayamadık. Bu turnuvaya pek iyi başlayamadık. İlk maç değil ama ikinci maç yani istediklerimizi biraz daha fazla yaptığımızı düşünüyorum. Ama skor olarak şanslı değildik. Bu kötü gidişatı tekrardan bu kötü gidişatı tersine çevirip buradan puanlarla ayrılmak istiyoruz. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence de presse et j'aimerais commencer à exprimer mes condoléances parce que nous venons d'apprendre qu'il y a eu une attaque en Turquie. Nous l'avons appris quand on était en avion. Donc il y a des martyrs et j'aimerais à nouveau réitérer mes condoléances aux familles. Pour ce qui est du match, c'est vrai qu'on n'a pas fait un bon début pour la Ligue Europa. Et au second match, on a essayé d'avoir la victoire. Cependant, on n'a pas réalisé notre souhait et nous sommes venus ici justement pour retourner la situation et rentrer avec une victoire. Evet, sorulara geçebiliriz. Buyurun lütfen. Abi merhaba öncelikle. Burada şöyle söyleyeyim. Benim bu takıma alışma sürecim biraz kısa sürdü gibi. Çünkü daha önceden birçok kez karşılaştığım futbolcularla takım arkadaşı oldum. Ve bu da tanıdık oldukları için alışma süreci biraz kısa sürdü. Yani sağ olsunlar beni de çok çabuk benimsediler. Yani burada da inanılmaz derecede mutluyum o aile şeyini bana kattıkları için. Sadece oyuncular değil, hocam, hocalarım ve teknik heyet hepsi böyle. Forma şeyine gelirsek vallahi şu an son iki maçtır oynuyorum. En son Paulista Antep maçında sakatlanmıştı. Geçmiş olsun, en kısa zamanda dönecektir zaten. Antrenmanlara başladı. Yani inşallah çok büyük bir futbolcu, gerçekten çok büyük bir futbolcu. Ben hani zaten herkes tanır, ben de tanıyordum. Yani burada oynamışım, oynamamışım benim için gerçekten, hani bu bazen söylenir ama benim için gerçekten takımın başarısı çok önemlidir. Bunu ben önceki kulübümde de bunu biliyorlar. Çünkü hani takım başarılı olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. İster istemez oynamadığım zamanlar üzülebiliyorum ama üzüldüğümü de dışarıya belli etmiyorum. Burada o oynamış, bu oynamış değil. Biz şu an buraya başarı için geldik. İnşallah başarılı olup da İstanbul'a tekrardan döneceğiz abi. Evet, başka sorusu olan var mı? Biter. Buyurun. C'est une période critique pour toi, puisqu'il y a Gabriel qui est blessé, il y a le derby de Galatasaray. Donc, comment a été cette acclimatation? Est-ce que ça a eu un impact sur ta performance? Comment tu t'es habitué au sein de cette équipe? Pour moi, l'acclimatation n'a pas duré très longtemps parce que je connaissais déjà les footballeurs avec qui je suis en équipe. Quand j'étais dans une autre équipe, on se connaissait. Donc, ça a été, je me suis habituée très vite. Je les connaissais et donc je suis très heureux de faire partie de cette famille de cette équipe de Beşiktaş et donc c'est vrai que je joue sur le terrain depuis deux matchs. Paulista s'est blessé lors de match avec Antep, j'espère qu'il va se rétablir plus vite, c'est un très bon joueur. Quand l'équipe a un succès, moi c'est ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est ce qui me rend heureux, donc voilà. Peu importe qui joue, l'important c'est le succès de l'équipe, la réussite de l'équipe. Buyurun.
biraz yüksek alabilir miyiz? Abi evet bilgimiz var. Yani taraftarımız stadda olamayacak ama bu sosyal medya olsun, tesise geldiklerinde veya hani dışarıda bir yerde bunu bize hissettiriyorlar, sağ olsunlar. Yani burada olsunlar olmasınlar bizim arkamızda olduklarını biliyoruz. Yani taraftarımız için de yarın mücadele edeceğiz. İnşallah dediğim gibi yani her soruda söylüyorum. Başarıyla döneceğiz abi. Donc on sait que les supporters de Beşiktaş ne vont pas pouvoir être présents demain au stade. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez partager avec eux? Oui, on sait qu'ils vont pas pouvoir être au stade, mais quand même les fans, les supporters nous apportent leur soutien, que ce soit par les réseaux sociaux ou dans les rues. Donc ils nous le font sentir. Donc on va jouer pour eux et nous avons leur soutien et on va rentrer avec une victoire. Fransız basınından Emir Han'a soru sormak isteyen basın mensubu var mı? Est-ce qu'il y a des membres de la presse française qui souhaitent poser une question? Peki, o zaman teşekkür ederiz Emir Han'a uğurlayalım.